Virgül koyalım hocam. Tabii ki. Mert Bey'e döneyim. Bir, bu ekonomi serüvenine dair ekleyeceklerinizi merak ediyorum. Yani bunun ekonomik olarak... Katkı yapayım mı? Tabii. Sonuç en çok da bunu merak ediyor vatandaş. Ekonomik olarak sonuç vermediği, daha önce sonuç aldığı ve siyaseten çok yüksek oy oranlarına ulaştığı dönemden vazgeçilip ne siyasi motivasyonu anlaşılabiliyor bu kadar, başa baş bir seçime kadar getirmesi göz göre göre Sayın Cumhurbaşkanı açısından bakıldığında, partisi açısından bakıldığında, ekonomik olarak da gittikçe oy kaybetmeye devam ettiği, siyasete yansımasının bu şekilde servettiği ama işte işsizliğin patlamaması üzerine de bir seçim dengesine sanki eğrisine oturttuğu serüven. Buna dair hem ekleyecekleriniz hem de dün bugün kıyasıyla yatırım yönüyle neler oldu? Yani orada yapılanlar nasıl sonuçlar verdi? Şimdi ilk önce buradaki 3 tane değerli hocamın dediklerinin hepsini altına imzamı atıyorum. %100 haklılar. Fakat çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Benim biraz şöyle bir şansım oluyor. Ben genelde işte İstanbul İktisat mezunu falanım ama çok fazla Anadolu'da, çok fazla yerel halkla işim gereği çok fazla dolaşıyorum. Hatta kendime göre şöyle bir esprili arkadaşlarımı, profesör, doçent hocalarımı kızdırdığım böyle işte bir metaforum var böyle. Etilen Nişantaşı bebekten bakıldığı gibi değil bu Türkiye diyorum. Çok garip, farklı bir sosyoloji var. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu an şöyle bir referandum yapılsa Allah korusun, tamam mı? Biz faiz %2 yapacağız, %0 yapacağız hatta ve ülkeyi ekonomik olarak çok daha kötü bir duruma götüreceğiz. Ama buna var mısınız dense, ciddi söylüyorum %70-65 evet çıkma ihtimali olabilir. Hadi çok abartayım diyeceksiniz, 52 çıkma ihtimali olabilir. Bunu niye anlatıyorum? Demokrasi öyle riskli bir şeydir ki vatandaş herkes oy verir. Bu finansal okuryazarlığı olmayan herkes oy verdiği için ne cari dengeleri çok anlayabilir, ne Merkez Bankası'nın rezervinin eridiğini anlayabilir. Ve bunun şöyle bir etkisi olabilir. Korkunç bir enflasyon vardır ama bizzat yaşadım, gördüğümden söylüyorum. Çünkü bunu anlatmakla uğraşıyorum ben zaten. Adam %30-35 malı değerlendi diye seviniyor olabilir. Ve ne güzel diyebilir. Veya asgari ücret. Ya ben 851, bana dedi ki mesela 1000 lira asgari ücret alıyordum. Bugün 8500'e çıktı, inanılmaz arttı diyebiliyor. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Maalesef Türkiye'deki medyanın aşırı şekilde siyah beyaz olmasından dolayı, yani bir tarafı seyreden bir tarafı seyrediyor. Bir tarafı seyreden de bir tarafı seyrettiği için inşallah bu sizler sayesinde değişeceğini ümit ediyorum. Beni de çağırdınız, teşekkür ederim. Sağ ol. Böyle ortada gerçekten de iki tarafa da bir şeyler anlatabilecek insanların olduğu medya azaldığı için bazı gerçekler anlatılamıyor. Yani bir tarafta bir kanalı seyreden bir vatandaş diyor ki ya benim asgari ücretim 1000 liradan 10 bine çıkmış, 8 bine çıkmış, sen ne konuşuyorsun diye biliyor. Çünkü ona finansal bazı detaylar anlatılamıyor. Öbür tarafta bambaşka, ülke battı batıyor, dolar uçtu, ülke çökecek, seçimde bambaşka sonuçlar olacak diyor. Dolayısıyla doğruyu göremiyoruz. Ama aslında baktığınızda Cumhurbaşkanı çok enteresan bir siyasetçi, bazı şeyleri görüyor. O demin ilk anladığım o rasyonelitenin çok olmadığında bile oy verecek ciddi bir kitlenin olabildiğini gördüğü için faiz söylemini rasyonel olmadığını görmesine rağmen uyguladı. Ve uygulama sonucunda şu oldu bakın. Çok enteresan yine. Orta düzey beyaz yakalılar. Yani zaten onun, benim kendi görüşüm burada. Ben siyaset bilimci değilim. Tamamen gördüğüm bir şey söyleyeceğim. Orta düzey İstanbul'un bu bölgede plazalarda yaşayan sizin bizim gibi ya da işte doçentler, profesörler, doktorlar zaten tırnak içinde çok oy vermediğini düşündükleri bir kesim bu enflasyon döneminde inanılmaz parasını kaybetti ve fakirleşti. Bu bir gerçek. Bunu oraya koyalım. Ben kendimden biliyorum. Çünkü ben maaş çalışan bir adamdım. Onları not aldım. 2015'te 5000 dolar alıyordum. Şu an aynı şirkette kalsam arkadaşlarımı aradım. 2000-2500 dolar alıyorlar şu anda. Bakın. Ama çok enteresan. Bu kadar doların patladığı, ekonominin o kadar kötü olduğu dönemde aynı dönemdeki asgari ücrete baktığımda o zaman da 430-450 dolardı. Şimdi aşağı yukarı aynı veriyorlar. Yani orta kesim, daha doğrusu çok beyaz yakalı, belli, daha eğitimli, kendine çok oy vermeyen kesim gitgide bir şekilde fakirleşirken alttaki asgari ücretli sosyal yardımlarla veya bir şekilde dolar kadar en azından vermeleriyle müthiş olmasa bile o aşırı şekilde, yani bizim buradan bu programlarda yoksulluk. Programlarda gördüğümüz kadar, bizim yaşadığımız kadar bir felaket yaşam, yani demeyeyim ama bizim kadar yaşamamış olabilirler değil mi? Daha yumuşak anlatayım. Bu bir. İkincisi bu yapılan düşük faizin bir sürü yerde balon oluşması oluştu. Bu balonun bazı insanlara, ben geçen onu söyledim, Cumhurbaşkanı acaba ya da diğerleri bunu yanlışlıkla mı yaptılar yoksa bundan gerçekten birileri çok faydalandığı için bu politika bilerek mi yapıldı, sorunsalı da var orada. Yani çünkü burada bir balon oluştu. Müthiş müthiş paralar kazananlar oldu gözlerim önünde. Yani şu 3 yılda birileri inanılmaz şekilde fakirleşirken
Başakşehir'de, Kayaşehir'de 5 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira kaporalarla sıfır faizle, çünkü sıfır faizle projeler vardı. Enflasyon olmayacak diye sıfır faiz vermiş bazı şirketler, büyük şirketler, devlete var. Kaporalar verip bunları bir yıl sonra ciddi söylüyorum yani 50 bin lira kapora verdiği yeri 1000 liraya, 1500 liraya dev ederek ve bundan da birkaç tane bir sürü yaparak ciddi para kazananlar oldu. Şimdi dolayısıyla bunlar da böyle sadece en üst segmentte değil, Anadolu'da, köyde de olduğu zaman ve bunlar da demin anlattığım gibi finansal okuryazarlık olmadığı için yani o arabamı aldım 50 bin liraya ben 150'ye sattım ben böyle para kazanmadım diyen insanlar olduğu sürece biz bunu anlatamadık çünkü. Yani biz derken işte belli bir insan seviyesi anlatamadık çünkü anlatacak şeyin yok ona. Kanalın yok ya ben anlatmaya çalışıyorum. Ben 3 kişiyi anlatıyorum ama arkada 3 milyon kişi yok öyle bir şey diyor. Dolayısıyla bu tam anlatılamayınca bunun sonucunda bundan bir benefit yani fayda sağlanacağını gördü. Ve seçime kadar devam ettirdiler. Yoksa daha önce kesebilirlerdi. Ha şimdi niye dönüyorlar gibi gözüküyor? Bu arada ben de onunla bu kadar iyimser değilim. İnşallah bu faiz politikası yanlış olduğuna katılıyorum ve dönüş olacaktır ama... Beklendiği kadar bir dönüş olmayacak yani mı? Yani benim hissiyatım yani inşallah yanılırım ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı biraz tanıyorsam, biraz bunun şeylerini görüyorsam böyle çok direkt nasıl işte Mısır'da Suriye ile birdenbire dönülmüyor ama yavaş yavaş böyle çaktırmadan dönme emareleri yapılıyor. Öyle dönüş olabilir. Yani birdenbire çok sert dönüş olmayabilir ve yarın bir gün işte o inşallah olmaz ama işte Şimşek ve altındaki ekiple yukarıyla böyle hafif hafif sorunlar çıkabilir. Çünkü gün sonunda kafasında bunun aslında bir şekilde bir fayda sağladı. Çünkü bakın çok enteresan bir şey. İstatistik var demin hocam söyledi. Bu çok çok enteresan. Yani bunun zaten altına böyle defalarca bakılması lazım. Bir ülkede kur 5.56'dan 2.23'e çıkıyorsa, 4 kat artıyorsa 3 yıl önceki seçimin olduğunu ve oy oranları özellikle işte büyük şehirler aşağı yukarı aynı kalıyorsa bu inanılmaz enteresan çalışılması gereken bir durum. Ben de onu soruyorum. Yani normalde tabii. Bunun %15-20 hani kayıp olması lazım. Kayıp yani şey olması lazım yani. Ama işte bu dediğim kayıp olan kesimin kayıp olmaya devam etti ama öbür alttaki kesimle en alttaki kesimle bir daha böyle esnaf tüccar yapan yine bir restorandan bahsedeyim yine. Ya bazen yani bunları anlatınca da böyle seyirci kızmasın bana ya ben bunları savunduğumdan anlatmıyorum. Biz tespit olarak yapıyorum lütfen sizin izleyici belki daha farklı algılayıp kızabilir. Ya şunu dedi bana restoranda mesela çok da sevdiğim restoran. Yani bu kadar dedim yani nasıl işte işler acayip iyidir ya nasıl bu kadar iş yapıyorsun dedim. Fiyatı çok arttırıyorum dedi. Hiç kimse şey olmuyor. Fiyat elastikiyetini kaybetti yani iktisattaki insanlar. Yani eskiden ben 100 liralık restorana 105 verdim. Ne yapıyorsun kardeşim derdim. Şimdi diyor ki kimse biz zam verdikçe şey olmuyor diyor. İtiraz etmemeye başladı diyor. Bu şu demek. Enflasyonun öyle bir enteresan etkisi vardır ki demin anlattığımız gibi belli bir kesimde de aşırı şekilde bir özellikle esnaf, ticaret yapan, mal sahibi. Şirketlere de bakın hani bunu bana inanmıyorsanız borsada şirketlere bakın inanılmaz karlarını arttırıyorlar. Şimdi bunların hepsi şunu anlatıyor bize. Kendi oy aldığı kesimde mutlaka kayıplar oldu. Onların içinde de memur vardır, doktor vardır. Ama genel olarak baktığımızda kendi kesimindeki sarsıntı öbür kesimdeki yani karşı taraf dediğimiz muhalif kesimdeki kadar daha böyle eğitimli olan kesimdeki kadar olmadı. Bundan dolayı da seçime kadar bunu devam ettirmek istediler. Ha şimdi niye dönüyor derseniz işte dediğimiz gibi deniz bitti. Halkın anlayamayacağı ya da o herkesin anlayamayacağı gibi baktığınızda verilerde bu deniz bitiyor. Bizim bunu şekilde döndürmemiz lazım. Döndürmenin de en kolay yolu nedir benim görüşüm? Daha böyle dünyada ismi olan, itibar olan daha çok para çekebilecek bir insana getirmektir. Mehmet Şimşek ve ekibini getirerek, yani düşünsenize yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tarafı, bakın ne kadar enteresan paradoksal bir şey var. En çok işte kadın hakları vesaire konusunda hani çok güvenilmediği düşünülen bir iktidar, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk defa bir kadın Merkez Bankası Başkanı getiriyor. Ya bakın ne kadar enteresan, pragmatik ama aynı şekilde de neden olduğu sorgulanması gereken şeyler. Bunların evet. Nedeni denizin bittiği bence artık. Biraz anlaşılmaya başlanıyor. Diyor ki bu şekilde çok zor dönecek. Şey yapalım ve para getirelim. Ha bu uygulanabilir mi? İşte burada önemli olan 22'si çok önemli. 22'si ve 22'sinden sonra eğer o 2002-2012 arasındaki gibi dünyaya entegre gerçek politikalara dönülürse yani ben her zaman kendi segmentim, kendi arkadaş grubum ya da kendi arkadaş grubum değil mi? Kendi müşteri kitlem. Özellikle şunu anlatmak istiyorum. Çok fazla faiz hassasiyeti olan insan var Türkiye'de. Bunu anlatırken de çok tatlı tatlı anlatmak gerekiyor. Şunu dediğim şey var mesela. Diyorum ki o da çok enteresan. Bu arada ona da bir parantez açayım. Sosyoloji öyle ilginç ki mesela. Çok modern, çok seküler. Kesinlikle Kadıköy'de beraber oturup işte 2-3 bir şeyler içebildiğiniz arkadaşınızdan bile faiz almayalım diyen bir kesim var Türkiye'de. Dolayısıyla faize karşı aşırı bir hassasiyet var. Ama şöyle bir realite var. Dünyada sen eğer enflasyonun altında faiz verirsen
balon oluşturursun, her şeyi patlatırsın. Bu da demin hanımefendinin hocamızın anlattığı gibi enflasyonu coşturuyor. Artı daha da beter, Türk lirasından kaçış oluyor. Yani ben şunu hep anlatılmasını istedim, tam anlatılamadı. Yani sen bu kadar düşük faiz verirsen, ben Türk vatandaşı olarak vatanımı milletimi seviyorum diyorum. Ama dolara koymak istemiyorum. Ama TL'ye koyduğumda da dayak yiyorum. Yani düşünsenize %100 enflasyon olan yerde, yani biz şu anda yerli ve milli bir proje yaparken, Türk lirasını güçlendirmek isterken Türk lirasına para koyan adamı cezalandırdık son 3-4 yıldır. Yanlış mı? %15 ile %20 ile vatandaş... Ama bu da tam anlatılamadı. Ne oldu? Türk lirasına konan insanlar da şey oldu. Yani gün sonunda bu kadar kolay dönülür mü? İnşallah dönülür ama yavaş yavaş gerçekçi politika nedir? Enflasyonun üzerinde, yani bugün enflasyonu %50 ise %50'nin üzerinde faiz vereceksin ki bir vatandaş ben dolar almıyorum diyebilir. Ha vatandaş da dolar almadı. Peki. Bu arada pardon altına geçti. Yine aynı şey oldu yani. Bir cümle söyleyebilir miyim canım? Tabii. Buyurun. Mert Bey sizle başlayalım bu bölüme. Öncekilerimde söz veremedim. Asgari ücret ve altındaki sac ayakları, evet. Elinde birikimi olan, olmayan, borçla giren, borcu borçla yönetmekten bile artık bunu dahi yapamayan, tolere edemeyen. Ne evet. olacak? Öngörüleriniz neler? Asgari ücretle başlarsanız sevinirim. Asgari ücretle ilgili şöyle. Ben 11 bin, maksimum 12 bin arasında bir rakamda olacağını öngörüyorum. Hı hı. Ve burada çok dikkat edilmesi gereken, çok sorulan soruya şöyle bir cevap veriyorum. Dolar hani düşer mi faiz artsa bile sorusuna rasyonel olarak evet hayatın olağan akışıyla bu asgari ücretle doların düşme ihtimali çok zor. Hı hı. Şimdi dolarla en çok korelasyon olan şey asgari ücrettir. Çünkü üretimimizi İhracat ve ithalat dengemizi bozmamak için sahada da gördüğüm, özellikle yine diyorum sanayicilerden, iş insanlarından gördüğümüz Cumhurbaşkanı'na da yani doların seçime kadar düşük tuttuk okey güzel gözüktü ama bize bunun çok büyük yan etkisi oluyor. Çok zorlanıyoruz ve bunun sonunda da biz fabrikalarımızı kapayacağız. Hatta çok büyük bir firma sahibi de iyi bir dostumdur Mısır'a taşımaya karar veriyorum eğer böyle giderse bu kur dedi. Dolayısıyla doların düşük kalması bu enflasyonda bakın normalde değil ama bu enflasyonda sıradan vatandaş için çok güzel bir şey gibi gözüküyor. Hatta bana 15 olur mu diyenler var. 15 olursa siz hepimiz çok seviniriz ama bir hafta seviniriz. Bir ay sonra bir sürü fabrikanın bu kurla, bu asgari ücretle şu anki konjonktürü kapattığını görürüz. Dolayısıyla eğer 11 bin, 12 bin olursa, 12 bin demeyeyim de 11 bin olduğunda bile şu anki kurla, yani kur 22 bile olsa asgari ücretimiz yaklaşık ne kadar oluyor? İşte hesapladığımızda $500'lara geliyor. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücret. Tabii doların enflasyonu olduğu için bu tabii. doğru bir söylem olmuyor ama hani dışarıdan gözüktüğünüzde en yüksek asgari ücrete yaklaşmış oluyorsunuz. Ve o civarda olduğunuz zaman da üretim çok zorlanır. Dolayısıyla eğer 11 bin, 12 bin arasında yani olursa asgari ücretimiz doların buralarda durma imkanı, bakın değil düşmek, durma ihtimali bile olmamalı. Şu saat itibariyle söyleyeyim ben, $500, 11.794 lira. Tamam, şimdi bu olduğunda ne demek biliyor musunuz? Yani en iyi dünyadan yatırım aldığımız 2015-2016 dönemi var ya, hani Türkiye uçuyor dedikleri dönemde, asgari ücretimiz $400'dı. Siz bugün, şu anki koşullarda bu kadar açıkla, bu kadar dünyadaki sıkıntıyla bu asgari ücretle kalmaya kalkarsak, uzun vadede başka çok ciddi yan etkiler olur. O yüzden benim görüşüm eğer 11 bin, ben hatta onu diyorum, 11 bin, 12 bin olduğunda, asgari ücret doları benim için artık 28-30'dur diye bakarım ben. O halde kadar. Bu veriyi yorumlamaya başlayın. Örneğin asgari ücretli ne yaşayacak? Kredi kartı borçları, batık krediyle karşı karşıya kalanlar, borcu borçla çevirenler. Yeni dönemde yerel seçime kadar kredi açıldığı düşünülürse Sayın Şimşek'e sadece o bölümle sınırlı tutun. 8 ay boyunca vatandaş ne yaşar? Ya vatandaş ne biraz birikimi olan dahil. Vatandaş ne yaşayacak? Vatandaş şimdi bu enflasyon sarmalı... Şöyle bir etki oluşturdu Can Bey. 2-3 yıldır zaten bunu anlatmaya çalışıyorum ben. 2-3 yıldır siyasi olarak bir yanlış politika ya da rasyonel olmayan politika iki kesimi ikiye ayırdı. Yani karpuz gibi ayırmıştık ya siyasi olarak. Ekonomide de ayrıldı. Kimler? Bir kesim dedi ki bu müthiş bir fırsat. Çok büyük bir hata var ama ben bundan çok büyük bir fayda sağlayacağım dedi. Ve gerçekten sağladı. İnanılmaz. Demin başta program başında anlattım. Gitti ucuz kredilerle krediyi doldurdu. Sürekli mal aldı. Mal alınca düşünsenize dünyanın neresinde var? Ben bir programda söyledim. Rahmetli babam mezardan şey yapsa, telefon açsa bana dedim. %20 ile, %25 ile, %9 ile, %15 ile bana kredi verir misin dese babacığım şaka mı yapıyorsun? %100 enflasyon var derken bir kredi kartı, bir ek hesap size 10 ile 15 ile kredi verdi. Bankalar %20 ile kredi verdi. Bir yıl öncesine kadar. Bankalar artık buna dayanamıyoruz diyene kadar da devam ettiler. Artık dayanamıyoruz dediler. Şu an bir yolunu bulup vermemeye çalışıyorlar. Ama bu dönemde ne oldu? Birileri aldı. Yani diyorum ya bu yanlış politikalar. Acaba gerçekten yanlış mıydı? Yoksa gerçekten bu yanlış politikalarla müthiş bir para kazanan bir
şey oluştu, toplumda bir kesim oluştu ve bundan dolayı mı yapıldı onu da bilmiyorum. Kredi, ucuz kredilerle çok ciddi para kazananlar oluştu. Kimler kaybetti? Bunu göremeyip yani %25'le mal alan adam %100 ben birini biliyorum işte 1 milyonluk ev alıyor. 1-200'e bir yıl sonra kapıyor, 4 milyon satıyor, 3 milyon para kazandı. Ya oturdu yerden. Kimin parasıyla? Bankanın parasıyla. Parası var mıydı? Yoktu. Bunun 20 milyonluk versiyonlarını da biliyorum. Yani 20 milyona bir villa alıp 25 milyona borcunu kapayıp 80'e satan oldu. Şimdi dolayısıyla bunun daha büyük yapanları saymakla bitmez. Tabii. Bu bir kişiden, 2-3 kişiden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değildi ama bu dönemde tam tersini yapanlar da ya dolar artacak, dolarda kalayım. Bu konut düşer diyenler de tam tersine, varlığını satanlar da tam tersine inanılmaz fakirleşti. Çünkü artık o evi dörtte birini alamıyorlar. Dolayısıyla bu 8 aylık dönemde de eğer aynı strateji devam ederse, ki bence birebir değişmeyecek ve yavaş yavaş dönüş olacağı için, bir şekilde bu enflasyon devam edeceği için, bir kez doların asgari ücretteki enflasyon olarak yansıması devam edecek ama yine diyorum ben asgari ücretten çok, yine diyorum belki kızanlar olacak şu anda ama asgari ücretten çok şu an en çok dayak yiyen, tabiri caizse burada oturanlar veya işte bizi seyredenlerden böyle beyaz yakalı olup daha böyle orta düzeyde olan insanlar. Çünkü hep şunu görüyoruz ki asgari ücret bir şekilde demin anlattığım istatistiğe göre dolar bazı aşağı yukarı çok indirmiyorlar. Yani çünkü oradan çok ciddi oy alındığını ve toplumun çoğunun da orada olduğunu gördüğü için. Ama öbür taraf en çok dayak yemesi uygun kesim. Yani sen doçentsin, sen profesörsün, sen doktorsun, sen 5000 dolar kazanıyordun. Sen artık 2500'e inebiliyorsun. Sürekli o kesim. Emeklilerde de öyle mesela. Benim mesela EYT ile şimdi iyi bir maaş alacak bir arkadaşım var. Çok seviniyor. 25 bin lira alacağım. Hiç sevinme diyorum. 6 yıl sonra diyorum, seni diyorum yavaş yavaş asgari ücrete yaklaştıracaklar. Daha önce de böyle oldu çünkü. Dolayısıyla buradaki en çok yani asgari ücretin bu artışıyla asgari ücreti sen çok, o üstteki kesim asgari ücrete daha çok yaklaşacak. Peki. Ve paralar erimeye devam edecek. Burada benim tek tavsiyem şu, insanlara 2,5 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Çünkü yaşadığım bir şey, yani 46 yaşındayım, 45 yaşındayım. Özal dönemini yaşadım. 82 ile 99-2000 arasında o dönemde, Özal ve daha sonraki dönemde, bu hiper enflasyon diyorum ben buna. Şu an konuşulan %50 falan, yani %50 rakamlar doğru olabilir ama benim enflasyonum %150. Ben hepsini ölçüyorum. Başka ürünlerde ölçüyorum, şunu da ölçüyorum, bunu da ölçüyorum ama benim enflasyonum %150 ve o dönemde hep %100 enflasyonla yaşadığım dönemi hatırlıyorum. Aynı döneme dönüyoruz gibi olacağını korkuyorum ve bundan sonraki bu cari açık olsun, döviz kuru nedenlerinden dolayı politikaların da çok değişmeyeceğini düşündüğüm için bu 5 yıl boyunca eğer bu iktidar devam ettiği sürece bu o dönem gibi dönem yaşayacağımızı öngörüyorum ve bu dönemlerde bakın malda kal hayatta kal diyorum ben her zaman vatandaş, sıradan vatandaşa mal olan her zaman kurtarır. O zaman da stokçu oluyorsun. O ayrı ama ama mal olan. Benim gibi işte. Mal olan evet çok doğru. Mesela ben onu çok görüyorum. Yani ben kendim de yapıyorum. Herkese söylüyorum. Yani bugün maalesef bu enflasyon azdırıyor doğru ama kendimizi de korumak zorundayız. Ben çok insan tanıyorum. Bakın bu o kadar enteresan bir politika ki %9'la %15'le sen ek hesapla para alıp vatandaş ne yaptı? Ev aldı. Alamayan tarla aldı. Ben arazilerde görüyorum. İnanılmaz fiyatlar arttı. Arazi alamayan ne yaptı? Gitti araba aldı. Araba bir yatırım aracı oldu. Araba alamayan ne yaptı? Demin söylediğim gibi çamaşır suyu alıyor. Saydığınız her şey şimdi hayal oldu. Ama. Hayal oldu. Ama yine de eğer şu anda elimize para geçiyorsa, yani kişisel tavsiyemdir bu, gözlemim tabii, şu anda. Buyurun. Yatırım tavsiyesidir ama bu gidişatla maalesef 8 ay 9 ay daha böyle olacağı, hatta bence 5 yıl daha böyle olacağı gözüktüğü için bir şey satıp da basılı bu dolar olsun. Bakın dolar mesela çok artıyor, çok artıyor diye çok konuşuyoruz. Öyle bir realite var değil mi? Ama şu an sorsam 20 yılda, bunu başka bir şey için söylemiyorum, aman yanlış anlaşılmasın ama doların enflasyonunu anlatmak için söylüyorum. Dolar mı daha çok artmış asgari ücret mi, ya da dolar mı daha çok artmış enflasyon değil mi? Doların çok az arttı aslında ortaya çıkıyor. Buradan enflasyon, şu çıkıyor. Enflasyon doğru değil. Çünkü enflasyon doğru değil. Bravo. Enflasyon doğru olmadığı için sen aslında para kazandım zannederken paranı kaybediyorsun. Dolayısıyla basılı hiçbir şeyde kalmamak lazım. Yani bugün doları koyarsanız 5 yıl sonra alacağınız evi de dolar 50 lira da olabilir bakın. Ve olacaktır da. Ama dolar 50 lira olduğunda ben de hepsini istatistik olacaktır var. Demeyin ama. Ya bugün olacak. Yok bir gün olacak. Ya. Nasıl ben öleceksem bir gün olacak. Suç hocam. Suç. Yok tamam öyle demiyorum. 5 yıl sonra 10 yıl sonra. Ama simit daha fazla öyle oluyor. Simit daha fazla artıyor. Peki. Dolayısıyla asgari ücret daha fazla oluyor. Ekmek daha çok artıyor. Dolayısıyla mutlaka var olan bir malda kaldığınızda en azından kendinizi koruyabiliyorsunuz. En son onunla kapatayım. Dedim ya 2002-2020 arasındaki 21 yıllık dönemde işte asgari ücret 50 kat artmış ama dolar 15 kat artmış. Simit ama 75 kat artmış. Bakın önemli olan o. Ekmek daha fazla artmış. Doların faizi de var. Bravo, doların enflasyonu var işte. Doları dolar olarak tutunca param full oluyor aslında. Hayır, dolar faizi. Dolar işte Türkiye'de doları bankada tutmayayım, kasada tutan çok insan var. Yani çok öyle bir şey var. Annelerimiz ne yapıyor? Doları
Altın almıyor, dolar tutuyor. En büyük hata o zaten işte. Yani dolayısıyla %5 olsa aynen, 10 yılda 2'ye katlanıyor. Doların %5'e yakın, tamam. Hatta bu yıllarda %10'a yakın bir faizi var. Dolayısıyla vatan, sıradan evet, vatandaş, biz sıradan vatandaş, onu söyleyeyim, ona çok dikkat etmesi lazım. Müslüm Bey, bize tutsanız... Bir de şöyle bir şeyin değişmesi lazım. Diğer sorunlardan pardon bir de şu. Şu an zaten seçimde de öngörülemeyen kısım o oldu. Şimdi kırsalla kent arasında şöyle bir fark da var. Sadece kırsal da demeyelim. Yani İstanbul'daki 13 bin lira alan ya da şu an 12 bin lira yapıldı diyelim. 12 bin lira alan asgari ücretliyle 20 lira alan bir memurla, bakın Çorum'da, Gümüşhane'de, Bayburt'taki memur ve çalışan aynı değil. Yaşam standartı değil. Bravo. Bölgesel asgari ücret olmadığı sürece hem buradaki insanlar oluyor, çok zorlanıyorlar. Disk bunu hep talep ediyor ama ve bundan dolayı da bakın sanayi de yeteri kadar kaymıyor ama sanayi eğer dengelenirse diyecek ki adam ya ben bu tarafta yapacağım bu fabrikayı, dünyanın maliyeti olacak. Bir sürü şey değişebilir aslında. Değişmesi için çok basit. Eskiden DPT falan vardı. Bunlar analiz ediliyordu. Ama o bölgesel asgari ücret de şöyle bir